Ben çocuk doktoru Samet Orhan. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne? Çocuğunuz kardeşine kötü sözler mi söylüyor böyle? Ne diyor? Ne kadar ayıp bir şey ya. Hiç öyle denir mi ama? İnsanlar abisine, ablasına, kardeşine böyle sözler söylemez. Böyle söyleyen çok çocuklar gördüm. Hepsi çok pişman oldu. İleride pişman oluyor. Niye oluyor? Çünkü öyle sözler çok kötü sözler. Ve unutmuyorlar. Diyorlar ki, mesela diyor, ablam bana çok kötü sözler söyledi diyor. Ya da ablama çok kötü sözler söyledim diyor, abime söyledim diyor. Tabii diye çocuklar. Onlar unutmadığı için çok pişman oluyorlar. Evet. Peki çok sıklıkla mı söylüyor bu sözleri? Bak bak. Ne kadar ayıp bir şey ya. Hiç yakıştıramadım o çocuğa. Nasıl da uslu uslu duruyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Adresinizi arayayım. Ya da siz getirin. Benim poliklinik iyi biliyorsunuz yani hastanede. Siz getirin çocuğunuzun. Bir tedavi yapalım. Neden böyle laflar söylüyor? Değil mi? Söylememesi lazım normalde. Evet. Dur kalemimi alayım da hatta adresinizi alayım ben gelirim ya. Bir dakika bekleteceğim dur kalemi alamadım da. Kalem kutum içine bir sürü kalem koydum. Çok arayan oluyor böyle tabii. Evet. Şimdi adresini alabilirim. Evet. Ne kadar yakınız ha? Hemen şuradaymış ya. Acayip bir hayat ya. Çok yakın yerlerden arıyorlar böyle. İnsan şaşırıyor, dibimizdeymiş. Hemen ben yürüyerek gelirim. Ben arabayla gelecektim de arabaya gerek yok. Yürüyerek gelirim ya. En mantıklısı o. Yakıt yakmasın yani. Evet. Evet. Bakalım. Şimdi tekrar öyle. Hatta şöyle yapalım ya. Ben hemen gelmeden önce. Siz beni ararsınız. Zaten adresinizi aldım ben. Tekrar böyle kötü şeyler söylerse o zaman arayın. En mantıklısı o. Hatta telefonu kapatmayın. Biraz açık dursun. Ben şimdi içeride böyle kötü sözler söyleyen çocuklar var. Onların yanına geçeceğim. Açık dursun telefon. Burada bekleye durun. O sıra içinde eğer hala kötü şeyler söylerse bana söyleyin. Tamam mı? Ben hemen gelirim o zaman. Açık dursun ha. Bekliyorum bak. Kapatmayın yine ararım. Kapatmayın ararım bak. Biraz bakalım. Söylemeyeceğine size söz vermesi lazım. Bekleyin. Evet geliyorum. Hemşire hanım. O kötü söz söyleyen çocuklar nerede? Getirdiniz mi? Dur geliyorum. Evet, geliyorum. Aha da geldim. Şimdi söyledim tekrar ya kötü sözler. Ben güveniyorum. Bence söylemez o. Şimdi içeride çocuklar var. Annesine, babasına, kardeşine, abisine
Böyle kötü söz söyleyen çocuklar hep geliyor buraya. Tedavi ediyorum, bakıyorum. Neden söylüyor diye soruyorum. Cevap da vermiyor. Yok diyor, oyuncağımı aldı diyor. Arabamı aldı diyor. Bebeğimi aldı diyor. Ya kardeş, beraber paylaşmayı öğrenmeniz lazım. Bu normal bir şey. Bütün oyuncaklar sana alınmadı ki. Beraber oynayın diye alındı. Bir de kola içen çocuklar da varmış. Hep hasta olup olup geldiler buraya. Kola içmek çok zararlı. Acayip zarar verir insana. Onun için kola da içmeyeceksiniz. Faydalı şeyleri içeceksiniz. Kola çok kötü bir şey zaten. Sakın içim demeyin. Evet. Tamam o zaman. Lafı uzatmayalım. Çok çocuk geliyor. Çoluk çocuk işte. Onlarla ben görüşmem lazım. Onlarla ilgilenin. Eğer yine kötü sözler söyler ya da kola da içerse, bak kola içerse de gelir. Kola içerse ben çıkar gelirim. Anlaştık? Tamam. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Beni arayabilirsiniz tekrar, evet. Hadi. Hadi görüşürüz. Sen kapat hadi. Hadi sağ ol. Neyse ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz.